Çok kıymetli KonTV izleyicileri, İslam Hayat programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Zilhicce ayı bize neleri hatırlatıyor, neler ifade ediyor? Buradan biraz gireceğiz. Zilhicce ayı ile ilgili konuşma yapacağız. Tabii sizden gelen soruları yanıtlayacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çeker. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok güzel bir aya daha gidiyoruz. Ayların hepsi güzel ama Zilhicce ayının ayrı bir özelliği var. Tabii. Haç mevsimi, Arafat'a çıkma zamanı olarak adlandırılıyor. Zilhicce ayı ile ilgili neler söyleriz hocam? Dilerseniz buradan başlayalım. Zilhicce malumunuz olduğu gibi kameri aylardan bir tanesidir. Ve Zilhicce denmesi kelime manası zaten hac sahibi demektir. Aslı Zulhicce'dir. Fakat halkın diline kolay geldiği için Zilhicce diyoruz. Zilkade, Zilhicce diyoruz. Aslında onda aslı Zulkade'dir ve Zulhicce'dir. İçerisinde haccın bulunduğu ay demektir. Gerçekten de hac Zilhicce ayının 9. 10. 11. ve 12. 13'e de taşabilir. Bu günlerinde yapılmaktadır. Bu ayın bu günlerinde yapılmaktadır. Dolayısıyla tabii ki Kurban Bayramı da bu aya denk gelmektedir. Dolayısıyla Zilhicce denmesinin sebebi budur. Zilhicce ile ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri vardır. Önce şunu hatırlatalım ki hacca ya da umreye giden kişi biliyorsunuz ihrama niyet eder etmez ihram yasakları başlar. Mesela kendinden bir parça kesemez, tırnak kesemez, saç tıraşı olamaz vesaire. Kıl koparamaz. Ondan sonra güzel koku sürünemez, şunu yapamaz, bunu yapamaz. Bir haramlar listesine dahil olmuş oluyor. İhrama giren kişi. İşte şöyle bir rivayet var, bir hadis-i şerif var ki hadis-i şerif sahihtir, onu da söyleyelim. Zilhicce ayına giren kişi, ben mealen aktarıyorum, kelime kelime olmayabilir. Kurban kesecek olan kişi Zilhicce ayı girer girmez üzerinden artık bir şey kesmesin. Yani tırnak, saç vesaire ihramda inmiş gibi hareket etsin. Böyle bir tavsiye var. Peki bunu hacca gitmeyen insan burada yaşarsa nasıl bir şey olur? Nasıl bir ruh hali olur? Diyelim ki biz hacca gitmedik veya daha önce gitmiştik, bu sene gitmiyoruz. Bir de bir önemli bir kısım insan var ki hiç gitmemiştir, hiç görmemiştir orayı. Bu ay başlar başlamaz ihramda inmiş gibi ihram yasaklarına riayet ederek Kurban Bayramı'na erişecek olursa uzakta bile olsa psikolojik olarak, ruh hali olarak hacı yaşamış oluyor, ihramı yaşamış oluyor. Peygamberimizin böyle bir tavsiyesi var. Dolayısıyla bunu uygulamak isteyenler bunu düşünebilirler. Artı yarından itibaren, yani Zilhicce'nin birinden itibaren 9. günün akşamına kadar, yani Arafa gününün akşamına kadar 9 gün oruç tutması çok sevaptır. Onu da hatırlatmış olalım. İmkanı olanlar yarından itibaren başlayarak 9 gün oruç tutsunlar. Yok efendim ben işim var, gücüm var, o kadar tutamam diyenler olursa hiç değilse son 3 gün. Yani Zilhicce'nin 7, 8 ve 9. günlerinde oruç tutsunlar. Hatta bu sene 6. gün pazartesi oluyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. 4 gün oruç tutarlarsa iyi olur diye hatırlatıyoruz. Evet. Zilhicce'de hatırlatacaklarımız bunlar. Bir de şunu söyleyelim. Zilhicce ayı biter bitmez Muharrem ayı başlar. Zilhicce diyelim ki 30 gün sürdüyse ondan sonraki gün Muharrem'in biri olur. Ya da Zilhicce 29 gün sürmüşse, sürecekse bugün yarından itibaren 30. gün Muharrem'in biri olmuş olur. Dolayısıyla hicri yıl başlamış olur. Yani hicri biz şimdi 1438'deyiz. Bayramdan itibaren saymak üzere 19 ya da 20 gün geçtikten sonra 1439. yıla girmiş olacağız. Yeni yıl. Yeni yıla girmiş olacağız. Yeni yılda ilk ay Muharrem ayıdır. Muharrem ayı deyince de tabii aklımıza yine oruç gelir ve aşure gelir. Aşure gelir. Muharrem ayının 9. ve 10. günleri
ya da 10 ya da 11. günleri, 10. gün içinde olmak şartıyla, ya da 9, 10, 11. günleri oruç tutulur ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu tavsiyesidir. Öteden beri, yani Peygamberimizden önceki peygamberlerde bile Aşura günü oruç tutma adeti ve hükmü var idi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurur ki, Ramazan ayından sonra içinde oruç tutulan en sevaplı ay Muharrem ayıdır diye buyuruyor. Bunları şimdiden hatırlatalım. Evet. Günü geldikçe de programlarımızda bunun ayrıntısını işleriz. Evet. İnşallah. Hacı adaylarımız Arafa gününü bekliyor. Arafa günü bekliyor. Arafa günü bayramdan bir gün önceki gündür malumunuz. Hatta bir gün öncekisine bırakılmadan 8. günü hacılar Arafat'a çıkarıyorlar. Tabii bunda da haklıdırlar. Çünkü o kadar hacıyı kalabalık var birden hocam taşımak mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla 8'inden itibaren, Zilhicce'nin 8'inden itibaren taşıyorlar ki ona da bir diyeceğimiz yok. Ama şu var, oraları iyi bilen, bir de kafileye bağlı olmayan, yani kafileden ayrılıp kendi başına hac yapabilecek bilgiye ve tecrübeye sahip olan insanlardan kimileri şöyle yapıyorlar. 8. gün kafileden ayrılıyorlar. 8. gün sabahleyin ihrama giriyorlar. Öğle namazını Mina'da kılmak üzere yola çıkıyorlar. Ki Mina merkeze çok da uzak değil. Yürüme gidilebilir. Nihayet Kabe'ye 9-10 kilometre mesafededir. Yürünebiliyor yani. Zaten büyük bir kalabalık hacı grubu. Orada yürüyor zaten. Mecburen. Tabii büyük kalabalık hacı grubu yürüyor zaten orada. İsteyen ve bilen tabii ki öğle namazı Mina'da olmak üzere Mina'ya yola çıkar. İhramlı olarak. Mina'da 5 vakit namaz kılar. Yani öğleyi kıldı. İkindi akşam yatsıyı kılacak. Sabah namazını da kıldığı takdirde yani 9. gün sabah namazını kıldığı takdirde 5 vakit tamamlanıyor ve sabah namazından sonra Arafat'a doğru yola çıkabilir. Öğle namazına orada olacak şekilde Arafat'a yola çıkar. Mutlaka öğle namazında mı olması gerekiyor hocam Arafat'ta? Yani öyle bir şey var o mı? O şart değil ama bir şeyin adabı varsa ama gene öğlen öyle orada olacaksın. Evet. Tabii öğlen orada olacaksın. Zaten Mina'dan Arafat'a yaklaşık en kısa yol 11 kilometredir. Mina'da sabah namazını kıldıktan sonra çok rahat insan yetişebilir Arafat'a. Ve 9. gün yani Arafa günü öğle namazından hemen sonra Arafat vakfesi başlar. Bu vakfe normalde güneş batıncaya kadar yapılır. Arafat'ta 9. gün güneş batıncaya kadar yapılır. Ama yetişemeyenler ertesi sabah vakti girişine kadar yani imsak vakti diyelim kısacası vaktine kadar o günün gecesinde de yani bayram gecesinde yaptığı takdirde de haccını kurtarmış olur. Fakat önemli sabah, bilgi tabii. Yani fakat bunlar. Sabah namazı vakti girdiği halde Arafat'a gidememiş olan kişi o sene hacca yetişememiş olur. Bir sonraki haccı beklemek zorunda. Çok işte burası önemli hocam. Tabii. Yani hacılarımız belki birçoğu hani bilmiyor gittiği gruplarla beraber yapıyor ama hani oldu ki böyle bir şey oldu. İmsak vaktini yakalayamadığı zaman mutlaka gelecek seneyi bekleyecek. Tabii. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Eskiden en yaşlı hacı grubu bizimkilerdi. Biliyorsunuz halkımız arasında şöyle bir şey var. Ben erken hacca gidersem dönüşte hacı tutamam. Günaha falan girerim. Öyle bir anlayış var. Bari geç yaşta gideyim de ondan sonra güya işte artık günahtan yana bir hissemiz, hevesimiz kalmaz. Haccı tutmuş oluruz. Bir de hac biliyorsunuz bir masraf istiyor. Adam ev geçindiriyordur. Oğlan ev verecektir, kız gelin edecektir filan bir masrafa girecektir. Masrafları bitirdikten sonra haccı planlıyor ki bizde adet öyleydi eskiden. Fakat şimdi çok şükür hacılarımız hem gençleşiyor, kuşak olarak gençleşiyor hem de daha bilgili hale geliyor. Eskiye göre böyle bir gelişme bizim hacı grubunda, umreci grupta çok dikkat çekiyor. Orada biliyorsunuz hac ya da umre
dünyanın vitrinini gördüğünüz bir olaydır. Tüm dünyadan insanlar görürsünüz orada. Her renkten, her kıyafetten, her dilden insanlar görürsünüz. Şöyle toplu bir baktığınız zaman en bilgili, en böyle usule, adaba riayet eden, bir de en genç olan hacı grubu Güneydoğu Asya'dan gelenlerdir. Endonezya, Malezya'dan gelenlerdir. Onlar gerçekten hacca büyük önem veriyorlar. Hatta nasıl ki eskiden bizim örfte askerliği bir seviye sayıyorlardı. Oğlanı sordukları zaman askerlik yapmış mı falan diye soruyorlardı. Askerlik bir seviyeydi. Okuma yazma bilmiyorsa orada Ali okuluna gider bir okuma yazma öğrenirdi. Bir çevreyi öğrenirdi. Bir görgüsü geleneği artardı askerde. Güneydoğu Asya'da da haccı soruyorlar. Hacca gitti mi gitmedi mi? O bir belirti yani. Tabii. Dolayısıyla gençlerin planladıkları işlerin birincisinde başında liste başına hac gelir. Hep de genç geliyorlar onlar genç. Tabii. Ve hatta kendilerinden duyuyoruz. Hacca gelmemiş olan evliliği düşünmüyor. Öyle bir adetleri varmış. Dolayısıyla hem okul yıllarında haccı güzel öğreniyorlar, hem kültürlü geliyorlar, hem de vaziyetlerine baktığın takdirde maddi durumlarından iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Ama içselleştiriyorlar hocam. Ben de orada şahit olmuştum haçta. Yani tabii. Onu bilerek, düşünerek ve içselleştirerek geliyor, haccı yaşıyor. Evet. Şimdi bizim Türkiye'de genelde haçla ilgili genelde ihtiyar kesim dediğimiz, yani dedelerimiz, nenelerimiz tabi belli bir süre bekliyorlar, şey yapıyorlar, bir süreç var ama baktığımız zaman genelde hazırlıksız, yani bunu da belirtmek lazım. Artı meşakkat, yani yürümek lazım, meşakkati var. Ben şimdi bizim haçtan bir şey aklıma lazım. Geldi. Evet. Ben 92'de hacca gitmiştim. Umrem daha önce de 92'de hacca gitmiştim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir şey yaşamıştık. Bizi 2 gün önce Arafat'a götürdüler. Tabii gece götürdüler. Yolda ışıklı filan birçok yerden geçtik. Arafat'a indik, orada oturduk, dinleniyoruz. 2 tane hacı amca konuşuyor. Birisi diğerine diyor ki, biz Arafat'ta olduğumuz halde, oturuyor olduğumuz halde, amcalardan birisi diğerine diyor ki, yolda ışıklı bir yer geçtik, Arafat orası mıydı diye soruyor. Halbuki biz Arafat'a gelmişiz. Arafat'tan öte yol yok zaten. Evet. Gidecek yer yok. Hacımız nereye gittiğinin farkında değil. Evet, yani. Evet. Böyle biraz önce hazırlık yapsa. Yani tabii benim dediğim tabii. Üzerinden çok yıllar geçti. Şimdi hacılarımız iyi, kültürlü maşallah. Evet. Tabii genç olarak da tavsiye ediyoruz. Tabii genç olduğu için de tabii. Evet. Hac genç işidir zaten. Kesinlikle yaşlılığa bırakmamaları gerekir. Hac her türlü kolaylığa rağmen yine de zordur. O zorluğa herkes rahat rahat tahammül edemez. Bir de yaşlı ve düşkün gittiğin zaman başkasına yük oluyorsun. Başkasına yük olmayı insan düşünmemelidir. Kendi işini kendi görüyorken, eli ayağı doğru dürüst tutuyorken haccını yapıp gelmelidir. Bir de demiştiniz hocam, haçla ilgili genelde ihtiyarlayalım, işte belli bir süreç geçsin, sonra en son hacca gider geliriz, bir daha da bir şey karışmayız anlayışı vardı. Bu biraz yıkıldı ama evet. Hac için bir şey gerekiyor mu? Yani illa çok mala mülke ihtiyaç var mı? Yani ne zaman gitmesi gerekiyor? Hac için gerekiyor, nasıl yol bulabiliyorsan bul. Yol bulduğun zaman üzerine farz olur ve gidip haccını yapacaksın. Evet. Bazen şöyle soruyorlar. Güya halkımızın kafasında haccın farz olması için zengin olmak gerekiyor. Evet, onun için bir cümle var. Evet. Şöyle soruyorlar. Ben diyor, geçmiş yıllarda efendim hiç imkanım yokken kasaba olarak gitmiştim diyor. Veya işte hademe olarak gitmiştim, aşçı olarak gitmiştim. Hiç de param yoktu. Şimdi zenginledim, param oldu. Hacca tekrar gitmem gerekiyor mu diye soruyor. Bu neden kaynaklanıyor bu şey, bu soru? Haccın farz olması için zengin olmak gerekir bilgisinden kaynaklanıyor. Halbuki zengin olma diye bir şart yok. Yol bulabilme şartı vardır. Yol bulabildiğimiz bir insan tamam. Vardır. Çokça parası vardır ama yol bulamamış olabilir. Bir insan da vardır. Fakirdir gerçekten. Hiçbir şey yoktur.
Ama bir denk gelmiştir, hacca gidiyordur. Biri kolundan tutmuştur, götürmüştür. Götürmüştür, olur olur yani. O adamın üzerinden hac farzı yerine gelir ve bir daha gitmesi şart olmaz. Evet. Bu şekilde beyan edelim. Sen hocam bir bununla ilgili kurban orucuyla ilgili bir izleyicimiz sormuş. Kurban orucu tutmak için niyetlendikten sonra tutarken bir misafir gelse. Kurban orucu ne demek, onu yani, bir anlayalım. İşte kurbandan önce tutalım dedi ki hocam. Zilhicce'deki. Zilhicce'deki. Evet. Diyelim ki niyet ettik diyor. Bir misafirimiz geldi. Yesek içsek bir şey olur mu diyor. Yesek içsek oruç bozulur tabii. Bu tabii ki oruç bozulur. Yesek içsek hani oruç bozarsak bir şey olur mu? Oruç bozulur. Bu nafile hac olduğu için hac diyorum, oruç olduğu için sonraki günlerde bunu kaza etmesi gerekir. Kaza etmesi üzerine vacip olur. Evet hocam. Ama mümkün olduğu kadar yememesi gerekir. Çok böyle yemek zorunda kalırsa, yani kıramayacağı bir takım durumlar olacak olursa illaki yemesi gerekiyorsa, bir düğün olur, misafir gelir dediği gibi yemek zorunda kalır. Misafirlerin yanında kendisi yemezse misafirlere karşı eğer uygunsuz olacaksa filan. Aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Kitaplardan filan okuduğumdan değil. Orada orucunu bozar. Sonraki günlerde güne gün kaza eder. Kaza ettiği zaman kaza ettiği günün orucunu değil, bozduğu günün orucunu tutmuş olur. Böyle de bir böylece şeyimiz var. Allahu alem. Evet. Tabii ki Allahu alem diyoruz. Zilhicce gününde tutulmuş orucun sevabını alır diye ümit ediyoruz. Eyvallah. Evet. Hocam soruyu soran izleyicimiz Doktor Abdullah Yılmaz İstanbul'dan. Selamlar da var. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine aynı izleyicimiz hocam vakfe nedir? Vakfede ne yapılır? Zaman ne zamandır diye sormuş. Az önce söyledim, tekrar etmiş olacağız. Hac vakfesi ki tek şart neredeyse, diğer şartlar da var da en önemlisi Arafat'ta vakfedir. Yani şu, 9. gün, Zilhicce'nin 9. günü, yani bayramdan bir gün önce, öğleden sonra Arafat'ta birkaç dakika durmak vakfedir. Bu kadar yeter mi hocam? Bu kadar yetiyor. Birkaç dakika. Ama akşama kadar, akşam ezanına kadar orada durmak, akşam ezanı ile birlikte ayrılmak vaciptir. Peki diyelim ki öğleden sonra şöyle bir tur attın geldin. 10 dakika bir dolaştın geldin Arafat denen mevkide. Hacı kurtarır mısın? O sene hacı kurtarırsın. 10 dakika bile dursa olabilir. Yeter. Zaten hasta olanları özel vasıtayla götürüyorlar. Biraz durduktan sonra geri getiriyorlar. Olur. Şartı budur yani. Tabii olur. Evet. Eyvallah. Yine başka bir izleyicimiz hocam. Haçla devam ettiğimiz için kurban da hani kurban bayramıyla da ilgili artık belki çok fazla soru bununla ilgili yapmayacağız ama kurban da et niyetine girerse ne olur? Mesela bir sığıra 7 kişi girdi, biri et niyetine girerse ne olur? Evet. Şimdi herkesin bildiği sorularla aslında vakit harcamasak iyi olur. Her sene bu temel bilgiler genel vaazlarda, gerekse televizyonlarda, gerek hutbelerde zaten söyleniyor. Şimdi bununla ilgili ben bunu da cevaplandırdıktan sonra başka bir şey söyleyeyim. Bu hükümden çıkan. Dinimizde çeşitli kurbanlar var. Hangi kurbanlar? Kurban bayramında kestiğimiz kurban 1, adak kurbanı 2, çocuk doğduğu için akika kurbanı 3, Allah üzerimizden bir belayı def ettiği için ya da büyük bir nimete kavuştuğumuz için kestiğimiz şükür kurbanı etti 4. Ondan sonra hac sebebiyle kesilen kurban etti 5. İhram yasağı çiğnediğimiz için kurban gerektiğinde kurban kesmemiz gerekiyorsa etti 6. Bu şekilde ibadet olan kurbanlar vardır. Bu ibadet olan kurbanlardan hangisi niyetine, bir büyükbaş hayvana dahil olursak olalım, diğerleri kurban bayramındaki kurbana niyet etmiş olsalar hepsi için caizdir. Ama bunlardan bir tanesi, ben
kurban için bir hisse giriyorum. Ama bir başka hisse içinde giriyorum ki onu ben sucuk yapacağım. Mesela kavurma yapacağım. Kışlık yiyeceğim için saklayacağım filan gibi, eğer bu niyetle girersem o hayvan bir bütün olduğundan ve bölünemeyeceğinden, yedi hisseden bir tanesinin kurban niyetine olmaması diğer hisselerin de kurban olmamasını gerektiriyor. Bu da Hanefi mezhebinde böyledir. Mesela Şafiilerde böyle bir hüküm yoktur. Onu da söyleyelim. Bu tamam, zaten bilinen bir şey. Ben esas şunu söyleyeceğim. Bir insan mesela diyelim ki Müslüman değil. Komşumuz Hristiyandı, Yahudiydi, Budistti, bilmem ateisti filan filan. Adet gereği olarak kurban bayramında ben de kurban keseceğim dese, Müslüman değil yani, tekrar söylüyorum. Ama toplum adeten kurban kestiği için ben de keseyim diye girdiyse, o kişinin kurbanı makbul olmayacağı için o sığıra, büyükbaş hayvana ortak olan diğerlerinde kurbanı olmaz. O zaman buna dikkat etmek lazım. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Önemli, evet. Öyleyse o büyükbaş hayvana kurban hissesi girenlerin hepsinin Müslüman olması artı ibadet niyetiyle girmiş olması gerekmektedir ki kurbanımız sağlam olsun. Yani niyet halis olacak. Öyleyse bir büyükbaş hayvana hisse giren insan diğer ortakları da gözden geçirmeli. Ortaklar içerisinde olur ya, toplumumuzda pek düşünülmez de, olur ya bir gayrimüslim dahil olduysa, diyelim ki bir Almancı işçimize patronu gayrimüslim verdi bir hisse para, dedi ki beni de dahil senin et. Memleketinde kesiliyormuş bir hisse de benim için girin diye girmiş olsa, o büyükbaş hayvana hisse girenlerin hiçbirisinin kurbanı olmaz. Bir başka şey daha ekleyelim. Büyükbaş hayvan en fazla 7 kişiye olur. 7 kişiden fazla bir kişi daha girecek olsa hiçbirinin kurbanı olmaz. Çünkü o büyükbaş 8 kişiye yeterli bir hayvan değil. Evet, sınırları zorluyor. Evet. Peki hocam, bir kişi yani bir kişi şöyle girse, hani dese ki ya benim adıma keselim ama etini ikimiz paylaşalım, parasını da paylaşalım derse olur mu? İşte bununla ilgili kurbanın yanlış anlaşılması ile ilgili bir sürü soru geliyor. Kurban et değil. Onu kafamızdan bir atalım. Kurban kurbana verilen parası değil. Et değil, parası değil. Ya hayvan kesilirken kimin adına kurban kesildiğidir. Hayvan kesilirken 7 kişiye kadar büyükbaş hayvan filan 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 na vekaleten kesiyorum diye kasap kesti mi olay bitmiştir. Kurban budur. Yani kurban bu. Hayvan kanı aktı ve canı çıktı mı geri tarafı eti ne yaparsan yap. İsterse hisselerden bir tanesi sahibi ben hiçbir şey almıyorum, benimki aranızda bölüşün deyip gidebilir. Hatta bir hisse sahibi eti kurbanı da görmeyebilir. Şart değil yani. Kısacası hayvan kurban olarak kesildikten sonra kurbanın işi bitmiştir. Yani bu ibadet yerine getirilmiştir. İbadet yerine gelmiştir. Bu eti artık ne yaparsan yap. Yeter ki satma. Satacak olursan parasını sadaka olarak vereceksin. Satmadığın takdirde ister hepsini kendin ye, İster bir başkasına ister ver, hepsini bir zengine hediye olarak ver, İster parça parça fakirlere dağıt, İster bir kısmını kendin ye, önemli bir kısmını fakirlere dağıt, İster hiçbir şey yeme, hepsini fakirlere dağıt, kurbana zararı yoktur. Kurban budur. Zaten biz yıllar yılıdır yurt dışına gönderiyoruz. Kurbanımızı ne görüyoruz ne de etinin kokusunu alıyoruz. Evet. E şimdi bu durumda kurbanımız olmadı mı diyeceğiz? Yani. Yok. Şimdi bir amcamız sormuştu da, ya ben Diyanet İşleri Başkanı 850 TL olarak belirlemiş. Ben de diyor bir garibana vereceğim, benim adıma kes ama bu kurban etini sen ye. Etini sen ye. O da 150 lira daha vermiş, atıyorum bir sığıra girmiş. Hani koyun kessin diye vermiş ama. Tamam, tamam. Bu kurban olur mu diye sormuştu. Kimin adına kesildiği önemlidir. Değil mi hocam, burada o tabii önemli. Evet.
Parasını kim verirse versin. Eyvallah. Kimin adına kesti? O 850 lirayı veren kişi adına kesti değil mi? Tabii onun adına kesti. Tamam, bu kişi kurban kesmiş olur. Eyvallah. Bu kadar. Tamam hocam. Sanırım hocam yine kurbanlıkla ilgili bir son soru soracağım. Çok da önemli bir soru aslında. Bir ara Antalya'da hiç unutmuyorum 200 yıl önce sığırlardan 2 yaş altı kapağı atmıştı. Birçok hayvanı satmışlar. Bu tabii daha sonradan ortaya çıktı. İnsanlar ibadet yaparken de tam yapması açısından kurbanlık hayvanların yaşı ne kadar önemli? Buna nasıl dikkat etmeler lazım Müslümanlar? Millet hep kapak diye konuşuyor da. Kapak, diş. Bizim işimizin kapak, dişle ilgisi yok. Yani halk arasında öyle olduğu için ben biraz da öyle söyleyeyim. Olsun. Yani kapak attı atmadı o bizi ilgilendirmiyor. Hayvanın yaşı önemlidir. Bu yaş nedir peki? Önce yaş nedir onu anlatalım. Evet. Bir de onu tarif etmek gerekiyor. Çünkü gelen sorulardan onun da bilinmediğini anlıyoruz. Yaş bizim dinimizde nerede olursa olsun, hangi konuda olursa olsun yaş hesaplarında iki şeye dikkat edilir. Bir, 354 günlük ay yılına göre hesap yapılır. Bunu baz alacağız. 365 gün değil, 354 güne göre hesap yapacağız. 354 güne göre diyelim ki bir hayvan 2 yaşını doldurması gerekiyorsa 354 artı 354 ne yapar? 700 kaç gün yapar? 708 gün yapar. Öyle mi? Evet. 708 günlük hayvan, büyükbaş hayvan. Büyükbaştan kastımız da sığırdır. Hı hı. Onu da özellikle. Deve değildir yani. Kurban olur. Hatta pratik olarak bizim orada şöyle söylenir. Sığır üçüncü bayramı gördü ise kurban olur. Daha garanti yani aslında. Yok, hesap kolay yani. Üçüncü bayramı gördü mü görmedi mi? Üçüncü kurban bayramını yani. Gördü mü kurban olur. Koyun ve keçi ikinci bayramı gördüğü zaman kurban olur. İkinci bayramdan kast kurban bayramı mı? Yani bir yıl, evet tabii ki. Bir yılı dolduracak, ikinci yıldan gün almış olacak. Koyun ve keçi için. Sığır iki yılı dolduracak, iki yaşı. Gün almış üçüncü olacak. Yaştan gün almış olacak. Deve ise 5 yaşındaki kurban oluyor. O da 6. bayramı görmüş olacak. Aslında hesap ortada yani. Tabii. Pratik bir şekilde söylemişler zaten. Kitaplarımızda yazılıyor bu. Deve 354 günlük seneyle 5 yaşı tamamlamış olacak. 6. yaştan gün almış olacak. Geçen cebime bir mesaj geldi. Kurbanlık kuzularımız 26 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacaktır. Hemen cevap yazdım. Kuzudan kurban olmaz. Milletin vebalini yüklenmeyin. Kuzudan kurban olmaz. Direkt kuzu yazmış ya. Böyle yazmış. 6 ayı doldurduktan sonra beden olarak anası seviyesinde ise kurban olur diye hükümler var şeyde, ilmihallerimizde yazar. Ama ibadetimizde sağlam davranmak zorundayız. Bu yani 6 ayı doldurmuş olan kuzuların tabi cüsseli ise kurban olabilmesi için büyük bir hayvanı bulma imkanının olmaması gerekir. Ya bu şartlar da göz önünde bulundurmak lazım. Bu şart da var kitaplarımızda, bunu da yazar. Bu şart olmadan doğrudan doğruya 6 ayı doldurmuş iriye kurban yapabilir miyim? Öyle diyenler de olmuş geçmişte. Fakat biz işimizi sağlam yapacağız. Başka bir kurban kesme imkanımız yoksa, hayvanlarımız içerisinde sadece ya da mal varlığımız içerisinde sadece 6 ayını doldurmuş, 9 ay, 8 ay neyse, iri olan kuzu varsa ancak o şartla o kesilebilir. Yoksa başka bir hisseye girme imkanın varken kuzu kesmen doğru değil, yanlıştır yani. O zaman bu ifade de yanlış yani, kurban satarken kuzu tabii, demesi tabii. Değil mi? Yanlış, onun için dedim zaten. Yanlış. Bu arada tekrar edelim, daha önce biz tekrar etmiştik, yine tekrar etmiş olalım. Yine reklamlarda görüyoruz. Memurlar için 10 gün
tatil çıkınca çıktı, evet. Yozlaştığımız daha da belirgin hale geldi. Kurban bayramı demek ya da Ramazan bayramı demek tatil demek değil. Bunu 2-3 hafta önceki programda da vurgulayarak söyledik. Bayram demek ziyaret demektir. Sen hükümet 10 gün tatil verdi diye kapını kapatır gidersen, 10 gün sonra çıkar gelirsen bu bayram değil, bu tatildir. Sen bayramı yozlaştırmış oluyorsun. Bayramı bayram olmaktan çıkarıyorsun. Bu Müslümanın yapacağı iş değildir. Bu hareket aklı başında bir Müslümanın tavrı olamaz. Şuurlu bir Müslümanın tavrı olamaz bu. Bu arada tatil yerlerine de bir çift lafımız olacak. Onlar da işte 10 gün tatil olduğu için teşekkür ediyoruz. Doluluk oranımız bilmem şu kadara çıktı filan. Bu gibi sözler de yozlaşmış olmanın sözleridir. Ben tatil yerlerinden şunu bekliyorum. Yani İslami şuura sahip olan, İslami hassasiyete sahip olduğunu söyleyen, iddia eden tatil yerlerinden şunu bekliyordum. Bayram sebebiyle bayram günlerinde kapalıyız. Böyle bir reklam görürsem ben onu tebrik edeceğim. Burada da onun reklamını yapacağım. Onu şimdi buradan sözünü veriyorum. Buradan da onun, yani televizyon idaresi karşı da çıksa bile burada ben söz vermiş oluyorum. Burada reklamını yapacağım. Bayram günleri dışında da gelip nerede tatil yapalım diyenlere hep orayı tavsiye edeceğim. Böyle açık de bir şeyimiz var. Açık söylüyorum onu. Bunu söz ağızdan çıkıyorsa yapacağım. Fakat her şeye rağmen bayram günlerini tatile çevirerek, dinimin bir tarafa atılarak, bayram denilen anlam bir tarafa atılarak, ben paramı ticaretimi düşünürüm diyerek hareket edenlere de ben tabii yadırgadığımı söylemekle birlikte oralara gidenlere de oraya gitmeyin derim ben. Açık söylüyorum. Bu kadar. Tatil yerlerine de lafımız var. Bayramı tatile çevirenlere de lafımız var. Kimler için? Dini hassasiyetim vardır diyenler için. Dini hassasiyeti olmayanlara zaten bir lafımız yok. O istediği gibi hareket edebilir. Nasıl isterse öyle gider. Bayram diye bir derdi yoksa ona da zaten diyecek lafımız yok. Evet. Kısacası bayram tatil değil. Bayram ziyarettir. Tatil yerlerinden yer ayırtanlar bayram günleri için şimdiden iptal ettirsinler. Ve evlerinde dursunlar. Ziyaretçi kabul etsinler, ziyarete gitsinler. Bayram ziyarettir. Bu kadar. Tatil değildir. Bizim kitaplarımızın hiçbirinde bayram tatili diye bir kelimeye rastlamazsınız. Eski kitaplara baktığınız zaman. Bayram günleri diye geçer hepsi. Çünkü bayram tatil değil. Bunu defalarca da söyledik. Defalarca yine söyledik. De söyleyeceğiz. Bayram ziyarettir, ziyarettir, ziyarettir. Bayramı tatile çeviren tatil yerlerine de buradan söylüyoruz, yadırgıyoruz onları, kınıyoruz onları. Bunu da söylüyoruz. Eyvallah. Evet. Bir izleyicimiz Sayın Hocam, Kurban Bayramı'nda kurban etiyle oruç açmak için kaça kadar beklememiz lazım? Bir saati var mı diye soruyor. Şimdi kimileri kurban etiyle iftar etmek kelimesini şöyle anlıyor. Arafa günü oruçlu olacağız. Akşam iftar etmeyeceğiz. Ertesi gün bayram namazından çıktıktan sonra kurbanımızı keseceğiz. Ve kurbanımızın etiyle iftar edeceğiz. Benim bildiğim kitaplarda böyle bir şey yazmıyor. Ben hatırlamıyorum. İftar edeceğiz derken manası şudur. Sabahleyin bir şey yemeyeceksin bayram sabahı. Bayram sabahı hiçbir şey yemeyeceksin. Hiçbir şey yemeden camiye gideceksin. Bayram namazını kılacaksın. Bayram namazından çıktıktan sonra doğruca kurbanını keseceksin. İşte o kurbanın etiyle o gün sabah kahvaltısını yapmış olacaksın demektir bu. Yoksa orada iftar kelimesini görerek önceki günün orucunu sen bayramın birinci günü keseceğin kurbanla açacaksın anlamına
gelmemektedir. Böyle bir şey ben kitaplarda rastlamış değilim. Onun içindir ki Ramazan bayramı namazına gitmeden önce hurma ya da tatlı bir şey yemek sünnettendir der. Kurban bayramına gelince bir şey yememek, kurban eti ile ilk defa bir şey yemek diye kitaplarımız öyle yazarlar. Eyvallah. Evet, bu da böyle. Evet. Bir izleyicimiz, doğduğum şehre gelirsem seferi olur muyum yoksa asli vatan olduğu için seferi olmaz mıyım kurbanla ilgili? Şimdi doğduğu şehirde gayrimenkulü var mı? Bir. Geçimi nereden temin ediliyor? İki. Ondan sonra doğduğu yer ile vazife yaptığı ya da ikamet ettiği yer arasında ne kadar mesafe var? Üç. Bunları bilmemiz gerekir. Ayrıca bunu soran kişinin yaşı da önemlidir. Hatta erkek mi kadın mı olduğu da önemlidir. Ayrıntı önemli yani burada. Diyelim ki bir erkek, kendisi Konyalı olsun ve efendim 300-500 kilometre ötede bir yerde vazife yapıyor, maaşını oradan alıyor. Belki orada evi de vardır. Orada ikamet ediyor. Kendisi o 300-500 kilometre öteden kendi memleketi olan Konya'ya geldiği zaman sorarız şimdi. Bu kişi erkekse, yaşını başına almış birisi ise, geçimini babası tarafından temin edilmiyorsa, ondan sonra kendi beldesinde gayrimenkulü yoksa, bütün bu şeyler yoksa, bu kişi seferidir. Hanefi ölçülere göre söylüyorum. Ama seferi olmakla birlikte 4 rekat olarak farzları kılmasını tavsiye ederiz. Tavsiye, yanlış anlaşılmasın. Niçin? Çünkü Hanefilerin seferi olarak gördüğü birçok durumlarda başka mezheplerde mukim olarak görülmesi söz konusu. Artı bu kişinin bir de rahatlık itibariyle kendi memleketinde, kendi evinde imiş gibi bir durumu söz konusu. Gerçi o seferi etkilemiyor ama en azından mezhepler arası bir ihtilaf olduğu için diyoruz ki bu kişiyi 4 rekatlı ya da 3 rekatlı bir namaz kılacaksa, 4 rekatlı bir namaz kılacaksa özellikle, ki namazdan kastımız farz namazlardır özellikle. Hı hı. 4 rekatlı bir farz namaz kılacaksa, yani öğle, ikindi, yatsıyı kılacaksa, ikinci rekatında oturmuş olmak şartı ile, yani ikinci rekattaki oturuşu unutmamak, mutlaka yapmış olması şartı ile namazını 4 kılmasını tavsiye ediyoruz. Bu yaptığımız tavsiye sadece bu durumlar için değil, hayatının hangi noktasında olursa olsun. 2 rekat mı kılması gerekiyordu yoksa 4 rekat mı? Bunu bilemediği bütün durumlar için geçerlidir bu sözümüz. Eyvallah. Yani bir daha tekrar edelim. 2 rekat mı 4 rekat mı kılacağını bilemediği bütün durumlarda bu kişi ikinci rekatta oturmuş olmak şartı ile namazını 4 kılacaktır. Eyvallah. 4 rekat. Bunu da belirtmiş olduk. Karaman'dan Murat Uğur Bey, bir kimse farz olan haccı onun yerine vekaletle yapabilir miyiz? Ya vekaletle haccı farz olmuş. Farz olan bir kimse kişi farz olan haccı onun yerine vekaletle yapabilir miyiz? Vekaletle yapabilir ya, babasına ama mesela farz ama gidememiş mesela, kendisi onun adına yapabilir mi? Şimdi babası hayatta mı? Ya bir de o ayrıntı bir, lazım tabii. Hayatta ise gidemeyecek derecede düşkün mü? Hı-hı. Yatalak mı bilmem ne? Ya da ölmüş mü? Öldü ise yerine yapabilir. Gidemeyecek derecede düşkünse yerine yapabilir. Ama babası kendisi gidebilecek, bedenen gidebilecek durumda ise vekaleten yerine hac olmaz. Evet. Babamın kesecek kurbana babamın maddi durumu yeterli olmadığı için dedem maddi yardımda bulunacak, babamın kurbanı geçerli olur mu? Az önce dedik ki bu işin evet, parası falan önemli değil. Hı-hı. Önemli olan hayvanın kimin adına kesildiğidir. Eyvallah. Evet. Bir diğer izleyicimiz, umreye gidince Kabe'ye yakın bazı mescitlerden ihrama girerek tekrar umre yapılıyor. Sahih midir? Doğru mudur? Kabe'ye yakın mescit dediği tam da öyle değil. Harem sınırı vardır, harem sınırı. O sınıra gidilir, yeniden ihrama girilir, tekrar gelinir, umre yapılır. Bu zaten öyledir. Evet. Evet. Başka hangi sorular onu var? Onu şey yaptık hocam da, bir sorumuz var. Özellikle son dönemde
Müslüman kadın giyim tarzı ne olmalı? Özellikle yırtık pantolon giyiyorlar bazı gençler, hem erkek hem giyim, kız olarak. Giyim tesettür denildi mi önümüze kocaman bir konu açılıyor. Kaç dakikamız var? Hocam, vaktimizde oran, bir 6 dakika civarında. 6 dakikada nasıl anlatacağız? Sığmaz derseniz. Kısaca şöyle diyelim. Hı-hı. Aslında çok geniş anlatmamız gerekiyor da tekrar özetleyelim. Hı-hı. Dinimiz belli bir kıyafeti emretmemiştir. Ancak kıyafet için ilkeler koymuştur. O ilkeleri içinde bulunduran, kendisinde bulunduran herhangi bir kıyafet İslam'a uygun kıyafettir. Peki ilkeler nelerdir? 4 tane ilke söyleyeceğim. 1. Elbise avret yerini örtüyor olmalıdır. Avret yeri hanımlar için nerelerdir? Yüz ve eller hariç bütün bedendir. Yüz ve eller hariç bütün bedendir. Erkek için de göbek diz kapağı arasıdır. Öyleyse birinci ilkemiz, elbise avret yerini örtmüş olacak. İkinci ilkemiz, elbise içini göstermeyecek, şeffaf olmayacak. Üçüncü ilkemiz, dar olmayacak. Dar olmayacak, vücut çizgilerini belli etmeyecek, vücuda yapışık olmayacak. Dördüncü ilkemiz, İslam'dan başka bir dinin simgesi olmayacak. İslam'dan başka bir dinin simgesi olan bir kıyafeti Müslüman ne niyetle olursa olsun giyemez. Bu yasaktır. Şimdi biz burada esas söz konusu yapacağımız ilke dar olmaması ilkesidir. Daha çok şu anda problem var. Tabii olacak. En evet. Çok problem orada. Tesettürlüyüm diyen insanlarımızın da çok önemli bir kısmı darlık problemini aşmış değil maalesef. Dar ne demek peki? İnsan o kıyafeti giydiği zaman dışarıdan vücut hatları, çizgileri belli oluyor mu, olmuyor mu? Mesela kadın için düşündüğümüz zaman bir pardüsü giydiğini düşünelim. Omuzdan aşağıya pardüsü düz iniyorsa boldur. Kim yerlerde girintili, çıkıntılı bir pardüsü ise bu dardır. Hele bir de beline kemer bağladıysa kesinlikle dardır. Bunu özellikle belirtelim. Hadi bunu da geçtik. Nasıl oluyorsa, nasıl heves ediyorlarsa bir türlü anlayamıyorum. Yapışık pantolon. Yapışık pantolon giyiyor. Bizim hanımefendiler, genç kızlar. Üstü de yapışık bir neyse, bir de kafayı sıkıca bağlamış. Bu kıyafetin İslam'la ilgisi yoktur. Bir kişi, yani yapışık bir pantolon giymiş, üstü de yapışık bir bluz gibi bir şeyse, bir de kafayı sıkıca bağladıysa, ben bu kişilerle konuşmak isterim mesela. Siz başınızı niye örtüyorsunuz? Değil mi? Yani ne amaçla örtüyorsunuz? Diyorsa ki işte İslam'ın emridir filan şu bu, deriz ki orada bir dur bakalım. İslam'ın emri sadece başörtüsü değil. O giydiğin diğer kıyafet, üzerine yapışmış olan o diğer kıyafet İslam'la ilgisi yok. Yani saçını örtüyorsun ama diğer taraflar uymuyor. Tabii. Yani. Öyle yapışık bir pantolonun ne kerameti var ki insanımız bu kadar heves ediyor? Bu kadar heves etmesinin manası ne? Hiç. O yapışık elbiseler İslam'la ilgisi yok. Bunu giyenin hevesini de ben anlamış değilim. Bu kişiler biz tesettür diye böyle giyiniyoruz diyorlarsa buradan çok net olarak söyleyelim ki yapışık pantolon, yapışık bluz, efendim bunun yanında bir başörtüsü İslam'la ilgisi yoktur. Bazen çocuklarda da bunu görüyorum. Çok kötü hocam. Bunların maalesef. Anası babası hiç mi müdahale etmiyor?
Ne oluyor sana diyor. Çok tehlikeli bir söz var hocam. Ortaokul talebesi, lise talebesi bir bakıyorsun. Yapışık bir elbise giymiş. Bir de kafası örtük. Ya buna tesettür denmez mi? Ya Müslüman ailelerin çocukları hocam bunlar. Bu yabancı değil ya. Palyaço gibi bir şey bu. Bayağı tiyatrolarda, güldürü programlarında giyilen kıyafet gibi geliyor bana bu. Şimdi biz şeyi kınıyoruz değil mi hocam? Çocukları cahiliye döneminde hani diri diri gömülüyordu, biz bunu kınıyoruz. Kur'an-ı Kerim de kınıyor. Biz çocuklarımız diri diri cehenneme atıyoruz yani işte, bu şekilde. İşte. Müslüman ailelere bunu tekrar tekrar duyuralım. Bir de şu var. Şöyle bir moda. Yapışık bir pantolon giyiyor. Her tarafı yırtık. Diz kapağı yırtık. Diğer yerlerinde yırtık yerler var. Bilinçli olarak hatta, yırtıyorlar. Hatta yırtıklardan saçaklarda salanıyor. Şimdi yırtık olmak moda. Bu pantolonun yamalı olması ayıp. Gel de bu kafaya gülme. Bu anlayışa gülme. Bu şekilde giyinenler gerçekten... Ya biz neyiz, kimiz? Kimin peşinden gidiyoruz da hiç mi sormuyorlar? Ben merak ediyorum ya. Pantolon sağa sola yırtık olacak. Bu mode olacak. Yama yaptığın zaman ayıp olacak. Bu anlayışın hiçbir yerinde akıl yok. Evet. Hiçbir yerinde. Kim bilir dünyanın hangi yerde bu modayı üretip piyasaya kakalayan, dünyaya kakalayan o merkez... Fransa'da mıdır, Paris'te midir, nerededir? Herhalde şöyle koltuğuna kurulup keyifle çayını içerken bizi de izliyordur. Diyordur ki ya şu akılsızlara bak. Ben moda budur diyor, merkez onu giyiyor. Yırtık halbuki ya yırtık. Yırtık. Dar, böyle yırtık, yapışık. Yırtık. Saçaklı. Moda olarak veriyor bize. Saçaklı. Yani. Gel şuna bir yama yap desen, yamalı elbise giy zaman herkes yadırgıyor. Çıkmaz. Bu nasıl anlayıştır? Evet. Velhasıl tesettür palyaçoya çevrilmiş durumdadır. Bizim kesimin, yani İslami hassasiyete sahibim diyen kesimin tesettürünü yeniden istişare ederek, gözden geçirerek yeniden kendisine kıyafetini belirlemelidir. Kesinlikle. Evet. Benim bir de programımız az kaldı mı hocam? Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bir de takıldığım bir nokta var. Şimdi annesini görüyorsunuz kapalı. Evet. Kızı tamamen açık. Açık kardeşlerimize saygımız vardır. Bir şey demeyiz. Fakat kapalı bir ailenin kızın açık olmasını ben bir şeyle bağdaştıramıyorum. Şimdi açığa saygımız vardır. O kelimeyi biraz inceleyelim. Bir adam benim İslami hassasiyetim yok. İstediğim gibi gezer tozarım diyorsa onlara zaten lafımız yok. Ama ben Müslümanım, İslami hassasiyetim de var diyor da tesettüre uygun değilse ona lafımız var. Ya annesi de mesul var. Değil mi hocam bu çocuğundan? Yanında gezdi bir tabii çocuktan. Ki mesul. Tabii ki mesul. Bunlar hiç mi düşünmüyorlar diyor. Ya sen veya kendilerini hiç mi düşünmüyorlar? Biz kimiz, nereye doğru gidiyoruz diye. Çok tehlikeli bir söz var hocam annelerin kullandığı. Ben üzülerek yani belirteyim. Ben yaşamadım, kızım yaşasın. Yani neyi yaşayacak kız? Peki, yaşadığın ne? Yani nedir yaşadığımız ya da yaşayacağımız? Küçük yaşta çocuklar alışıyor hocam. Daha sonra büyüdükten sonra kapanmayı reddediyor zaten. Neyi yaşayacağız yani? O sözden bile günahkar olur. Üç günlük dünyada. O sözden bile günahkar olur. Yani. Allah korusun yani. Tabii. Hocam yönetmenim işaret veriyor. Peki. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.